Benim bu Gürriz Hanım'ı gözüm tuttu. İyi insan belli. Belli de babası niye ortalarda yok? Orası pek belli değil. Güzel, boş ver. Takma kafana her şeyi. Sonuçta ateşi sevdik. Gözüm arkada kalmayacak. Heh, bak ne güzel oldu. Benim de içmesinde. En azından ateş güvenilir çocuk. Ya kızımız şu çelik gibi serseri birine kapılıp gitseydi? Demir oğlum, bir şey mi istedin canım? Ya. Bir tutamıyorsun şu dilini Hüseyir. Bir şu dilini tutamıyorsun. Çok ayıp oldu çocuğa. Canım nereden bileyim ben? Geldiğini fark etmedim. Hem duymamıştır belki. Nasıl duymadı? Bence duydu. Ay ben en iyisi Yasemin'e bir söyleyeyim ağzını arasın. Kızım ben bu işten hiçbir şey anlamadım. Sen bana bir daha bir anlatsana. Nesini anlamadın Şirin ya? Yaşlı bir adam düşmüş, bacağını yermiş. Hastaneye de gelmek istemiyor işte. Gidip yarısına bakacaksın. En fazla iki dikiş atıp paranı alıp döneceksin, o kadar. Hastaneye niye gitmiyor ya? Zengin bunlar kızım. Kendi doktorları, hemşireleri falan var. Benim hastaneden arkadaşım Pelin de özel hemşireliklerini yapıyor. Şu an şehir dışında diye bana söyledi. Sen niye gitmiyorsun? Ben nöbetteyim Şirin. Bak paraya ihtiyacım var diye sana söyledim. Yoksa burada koşa koşa gidecek bir sürü insan var. Hadi oyalama beni. Tamam gideceğim. Gideceğim de nereye gideceğim? Ben sana konum atacağım şimdi. Bak acil dediler, ha sakın geç kalma, hemen çık. Tamam Ceyda ya, gideceğim diyorum. Bir üstümü değiştireceğim, hemen çıkacağım. Sen bana konum at. Tamam hadi. Hadi bay. Ulan her bir tarafımızı yırttık, herifin gözüne gireceğiz diye. Yine serseriyim. Yine serseri diyor adam. Ateşi tercih ederim. Yasemin nerede? Bakayım. Yok. Nerede? Yok mu yukarıda? Yok. Şey o ya, yarına kek yetiştirmek için kafeye gitmiştir. Ha, bana bir taksi numarası lazım da sende var mı? Yani hayırdır? Bu saatte ne taksisi, nereye gidiyorsun sen? Aa, hesap sormalar falan. Hesap sormak için mi, yardım etmek için mi? Ona göre cevap vereceğim. İkisi de değil. Başına bela alırsan Yasemin'e bu durumu açıklayamam diye. Sen söyle, nereye gidiyorsun? Ya önemli bir şey değil. Minik bir pansuman dikiş işim var. Pansuman? Hı. Sen yapacaksın. Ya şöyle oldu. Şimdi benim arkadaşım gidecekti aslında. Ama o nöbetteymiş. Sonra başka arkadaşları varmış. Ben yaparım demişler ama demiş ki Şirin demiş, dikiş işinde özellikle çok iyidir demiş. Yani çünkü hocalar mesela, o benden bir sınıf üstteydi ama yine de ben dikişte her zaman ona... Anladım orasını. Ne lazım sana tam olarak onu söyle. Taksi numarası lazım, var mı? Yok sana taksi numarası. Seni bu saatte tek başına taksiye bindiremem. Kesin karakolluk, askerlik bir şey olur bize. Hiç gerek yok. O yüzden ben seni götüreceğim. Ve geri getireceğim. İyi, sağ olun işte. Nereye gidiyorsun? Ya nereye olacak? Üstüm başımı değiştireceğim. Bu halde gidemem herhalde. Çabuk ol çünkü ilk vakam. İlk vakam olduğu için ben onun kıvancını ve heyecanını duyuyorum şu an. Çabuk git gel. Kıvanç ve heyecan duyuyorsun. Sanki bana kalp ameliyatı yapacak. Yalnız sadece 15 dakikan var. Arabadan hiç çıkmam. Arabada kalırım. 15 dakika sonra da oradan giderim. Ben onu 5 dakikada hallederim. Minik bir pansuman. Ben onu 5 dakikada çözerim. Sanırsın kalp ameliyatı yapacak. Arabada bekleyeceğim pansuman diyorsun. Niye sürekli arabada bekleyeceğim çünkü. Allah Allah. Bu çocuk da hep bana atar gider.